Evet, 3 Ekim 2018 ve burası Bursa, İznik, Drazeli mevkiindeyiz. Ve rekor gelişim toprak düzenleyici ürünü kullanan Sayın Salih Güzel Beyefendi. Ben Deniz Savaş Çelebi. Salih Beyciğim, bahçeyi burada bu sene kullandınız. Evet. 2018 evet. Şurası içerisinde. Evet. Nedir efendim, değişimler nedir? Kısaca bir anlatır mısınız yani? 2018 Mart ayında bahçemize rekor gelişim uygulamasını yaptık. Evet. Ağaç başı ortalama 450-500 gram gibi kullanımımızı yaptık. Ağaçlarda hem sürgün farkını gördük ve bazı ağaçlarda geçen yıla göre yaprak sararmaları, yaprak kurumaları, yaprak dökmeleri, işte kök boğazı hastalıkları mevcuttu. Evet. Bunları hızlı bir şekilde tedavi etti rekor gelişim. Evet. Tabii diğer gübrelerimizi de kullandık ama kullanacaksınız. Yani beslemeyi yapacaksınız. Evet. Yani. Evet. Toprakta yoksa vereceksiniz. Yani. Bu şekilde aylara göre hızlı bir gelişim sağladı rekor gelişim. Evet. Gayet memnunuz. Zaten ürünlerin sıklığından ve irliğinden az çok belli oluyor. Tabii ki. Nedir efendim? Şu an hasatımız ne zaman başlayacak burada? Hasatımız Ekim 15 gibi bozmaya başlarız. Gelelim şöyle. Bugün buranın geçen seneki durumu nasıldı zeytin anlamında? Geçen yıl durumu bahçenin biraz sıktı ama dane bu kadar iri değildi. İri değildi. Yani kalite yoktu fazla. Evet. Sıktı ve inceydi biraz. Kaç yaşında ağaçlarımız? Ağaçlarımız 50-55 yaşında. 50-55 yaşında. Şimdi suyla alakalı bir konuya önce gelelim. Evet. Yani su konusunda ne oluyor? Bir anlatır mısınız yani? Su konusunda biz burayı salma suluyorduk. Evet. Yaklaşık 7 saatte bitiyordu. Mesela burası 8 saatte kadar. Kaç dakika? 7 saatte, 4 dönüm. 4 dönüm? Evet. 7 saat mi sürüyordu salmayla? 7 saat sürüyordu. Bu yıl su biraz daha mesela 10 saatlerde, 11 saatlerde sulanmaya başladı. Bu da toprağın daha suyu iyi emdiğini gösteriyor. Evet. Evet. Peki suyu yenmesen ne oluyordu? Gene sürüyordunuz yani. Tabii ki. Burada ben önemli bir nokta söyleyeceğim. Yani bugün suyu yenmesi demek arkadaşlar, sadece suyunu almış olması değil, aynı zamanda kök yapılarında aşağı çakıyor. Yani aşağı kökleri indirdiği için de evet. haline geliyor. Şimdi gelelim ağaçtaki değişimlere. Şimdi geçen sene de diyorsunuz bir zeytin var. Burada evet. şu ağaç kaç kasa zeytin çıkar buradan şimdi? Tahminen 4-5 kasa, yani 100 kilo gibi bir zeytin çıkar diyorsunuz. Gözüküyor. Evet. Gelelim şu gövdelere, buyurun gelin. Şimdi ben öncelikle biz zeytine geleceğiz ama şu gördüğünüz görüntü nedir efendim? Çatlama var. Evet, gövdede. Çatlamalar var. Nedir efendim bunlar şu anda? Şu ciddi manada çatlama. Bakın taze evet. bunların hepsi yeni. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi ağaç gelişiyor, büyüyor. Evet. Yani bugün verdiğiniz su, bakım toprak tarafından daha güzel alındığı için evet. Bugün haliyle malum ağaç büyüyor haliyle. Gelelim zeytin kalitesine. Şöyle girelim, hep aynı ağaçta konuşmayalım. Devam edelim şöyle. Şimdi öncelikle şuradan zeytinlerimiz şu an kaç numara buralarda? Gelelim böyle. Evet. Zeytinlerimiz elek üstü gibi duruyor. Duble şu bu an. Ağaçta, alalım, evet. korkma, çekilmeyin, alın. Şöyle maşallah, çünkü insan kıyamıyor. Duble bunlar şu an. Evet. Maşallah, maşallah. İznik zeytinimiz. Ha, şimdi şöyle diyeyim ben size. Bugün şunu güzelce çekelim, bakın. Gerçekten duble zeytinlerimiz bunlar. Uçları iğneli iğne böyle, görüyorsunuz. Şunu soracağım ben size. Bugün zeytinle ilgili sadece evet. görüntü değil, birazdan şeye bakacağız. Et kalitesi. Et kalitesine bakacağız. Çünkü bunları ne yapıyorsunuz? Siz satmıyorsunuz ve kuyuya koyuyorsunuz evet. yeri geldiğinde. Evet. Kuyudaki fire oranı. Evet. Birazdan burada bir test yapacağız. Gelelim böyle. Şu bir başka bahçemiz, başkasına ait. Rekor gelişim kullanmayan bir bahçe. Evet. Şuradan efendim buraya bordo bulmaca atmış yalnız bu arada. Alalım buradan bir zeytin şöyle. Evet. Bu arada dökülmeyle ilgili de şu dökülme bakın. Atılmayan burası. Evet. Bakın atılmayan ağaçlarda görüyor musunuz dökülmeyi? Atılmayan ağaçlar evet. şu dökülme. Evet. Ağaçlarınızda var mısın dökülme? Yok. Yok. Aşırı evet. miktarda yok. Neyse düştü, onu alalım ha. Şimdi gelelim şöyle bakın. Şimdi şu ağaçlar atılmayan ağaçlar. Peki tam üstten zoomlarsanız eğer şu bakın şunlar atılmayanlar. Şekil bozukluğunu görüyor musunuz atılmayan ağaçlarda? Şu mesela şu zeytinin böyle bir şekil var mı? Evet. Yandan göbek yapmış yani. Hı hı. Yani bu görüyor musunuz şunu? Yani bu gübre dengesizliği olduğunu gösteriyor. Evet. Haliyle bugün gördüğünüz gibi böyle bir zeytin şekli yok yani. Bugün altıgen zeytin. Yani bu böyle bir şekil var mı? Evet. Yok yani. Bugün zeytinlerimiz genel olarak şu gördüğünüz gibi bak rastgele aldık. Hepsi de bildiğimiz ideal zeytin şekilleri.
Bugün zaten burada bu onu gösteriyor. Yani bugün toprak bozukluğu olduğunu bu gösteriyor. Evet. Gelelim hadi diyelim hani onları geçtik de ebatları diyelim zaten gene farklı ama tabii burada evet. Zeytin az. Atılmayanlar da daha az. Evet. Onu birazdan çekeceğiz. Evet. Şu zeytinin kalitesine bakalım bir. Mesela evet onunla bir şu atılan ağaç o. Evet. Bakın atılan ağaçta çekirdek zor mu çıkıyor? Zor çıkıyor. Zor çıkıyor. Gördüğünüz gibi zor çıkıyor. Şu atın onu, atın onu. Çekirdeği kenara kalsın o zaman. Heh. Bakın şuna bakıyorsunuz. Nasıl çıkıyor çekirdeği? Kolay çıktı. Suyu daha kolay aktı. Evet. Su çünkü yağ o şekilde akmaz yani. Evet. Şimdi şuraya geleceğim ben. Bir de şunu kopardın gene su anlamında. Atın çekirdeğiydi, atın çekirdeğiydi. Ha. Bakın, bakın görüyorsunuz. Sanki şey gibi, yumurta kırmış gibi anında suyu akıyor. Evet. Görüyor musunuz? Su çıktı hep. Evet. Alın şunu kopartın. Parçalayın. Zor mu çıkıyor? Zor çıkıyor, evet. Niye zor çıkıyor? Etlenme daha sağlıklı. Daha etli, daha susuz, yağlı yani sonuçta. Evet. Çekirdekleri de daha iri. Daha iri. Konumda, evet. Zaten iri. Zaten evet, iri de. Evet. Bakın yine olgunlaşmış bakın. Şu siyahlıkta bir şey. Bunu da kopartın lütfen. Elinizi şey yaptık ama. Yine atılan bu. Zor mu çıkıyor? Evet. Bakın su damlamıyor bile görüyor musunuz bakın? Daha az damlıyor. Gördüğünüz gibi ya işte. Evet. Burada ben şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün tabii hala sadece zeytini ebatlarıyla satmıyorsunuz ama bugün bunu sakladığınızda fire oranı evet, da söz konusu. Evet. O yüzden hemen patır patlayan şeftali gibi hemen evet, suyu akan, erik gibi suyu akan bir meyvanın da zeytinin de zaten suyu evet, kuyuya koyduğunuzda çekilecek zaten. Şimdi 180-200 tane zeytin depoya atıldığı zaman depodan çıktığı vakit 25-26 taneye kadar düşer. Evet. Ama bizim rekor gelişim kullandığımız zaman evet, zeytin daha sağlıklı etlenme yaptığı evet, zaman bu barem 23-24 şeklinde çıkacak. Evet. Biz çiftçilerimizin de bu fire oranını düşüreceğiz. Tabii avantaj. Evet. Şu an herkes hesabını yapmak zorunda. Evet. Malum şey gösterelim. Mesela burada verim durumu nedir? Sürgün durumu nedir mesela? Atılmayan ağaç bunlar. Evet. Verim durumu daha seyrek. Geçmiş yıllarda bunun hali nasıldı bu ağacın? Geçen yıl sıktı. Sıktı. Evet. Şu an zeytin yok diyorsunuz dolayısıyla. Evet. Zeytin seyrek. Zeytin yok. Gösterelim evet, bakın var mı burada zeytin? Şunlar var. Evet. Bakın şu şekilde. Ama zeytinler küçük. Evet. Genel olarak. Ebatları farklı farklı. Evet. Görüyor musunuz bakın? Dökülüyor zaten. Dokunmadan dökülüyor zaten. Görüyorsunuz. Evet. Ebatları farklı farklı. Ha, biz gelelim kendi bahçemize. Zaten anladık evet, mevzuyu. Şimdi burada şunu soracağım ben size. Malum her şey para para ve evet, artık rekabet edebilir bir üretim yapmak için işçilik maliyetleri. Evet. Şimdi burada bugün toplamaya başladınız. Evet. Kaç elde toplarsınız şu an gözüken? Ya, meyve eşitliğinden dolayı. Bir hafta 10 gün içerisinde burası kararır. Daha sonra İnşallah, bir kere de toplanır. Bir kere de? Evet. Toplanır. Normalde kaç kere toplanıyor? Gördüğünüz standart olarak işçilik anlamında. Yani karar birinci el, ikinci el, üçüncü el hani yani, kaç kere topluyorsunuz? Genelde 3 kere. Genelde 3 kere topluyorsunuz yani. Bu da işçilik maliyetlerini arttırıyor. 3 kere altına şey evet, seriyorsunuz. 3 kere altına giriyorsunuz, evet, şey yapıyorsunuz. Mesela şu ağaç evet, genel olarak kararmış durumda. Evet, buyurun bakalım. Evet, gösterelim. Şöyle. Evet. Genel olarak kararmış durumda. Evet. Gördüğünüz gibi siyah olduğu için de gözükmüyor. Kes şey. Evet. Çekiyoruz şöyle. Peki sürgün durumu nasıl? Savaş Bey, hem sürgün durumu güzel, hem sık olmasına rağmen barem... Şurayı çekelim güzelce bakalım. Sık olmasına rağmen barem hep aynı. Hep ayrı. Kaç numara onlar şu an? Orada arı kumanı gibi, arı oğlu gibi duruyor orası ya. Ya şu anda 20-21 barem var orada. Yani... Daha da irileşiyor yani. Yani bir... Birinci boy elek üstü. Elek üstü, evet. 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 O şekilde. Buyurun gelin. İçine girelim şimdi tarlanın. Evet. Görüyorsunuz bakın. Evet. Şu anda şu olgunlaşanlardan bir tane yine kopartalım. Sizden ricam bu önemli konu bakın. Ben özellikle bunu söylüyorum. Yani suyla şişirilmiş gibi olmasın. Siz evet, kopartın bir daha. Şey, eritin mesela. Ha, parçalayın. Zor mu çıkıyor? Evet. Zor evet, çıkıyor. Daha zor alıyorsunuz. Evet. Bunu da alın lütfen. Daha zor. Evet. Bakın su damlamıyor. Çünkü evet, yağ etli. Etlenme de daha sağlıklı. Daha evet, zor kopartıyorsunuz haliyle. Evet, evet. Şimdi şuradan bir tane alalım. Bu konuyu ben çünkü sadece bir ağaçtan almamış olurum. Yine atılmayan bir ağaç bunlar. Buradan bir kopartalım. Evet. Atılmayan ağaçlar bakın. Daha fazla su var içerisinde. Bakın su damlıyor görüyor musunuz bakın? Evet. Su damlıyor. Bir tane daha kopartın. Yumurta kırar gibi kırıyoruz. Evet. Suyu bakın damlıyor. Bir su var. Şimdi yani damlıyor, su arkadaşlar. Su miktarı daha fazla. Su miktarı daha fazla. Yani suyla beraber şişmiş. Yani dolayısıyla tamam büyümüş ama
yarın bu fire oranının daha fazla olacağını, peki diğer taraftan da bunun kasa ağırlığının şimdiden bile daha fazla olacağını biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Durum böyle, buyurun gelin. Gezelim. Şöyle gösterelim bahçeyi. Evet. Peki başka kuruyan ağaçlarınız var mıydı? Bozuk ağaçlarınız var mıydı? Kuruyan ağaçlarımız vardı. Mesela şu ağacın eski hali nasıldı mesela? Yaprak hastalığı vardı. Mesela evet. Şu ağaçta yaprak hastalığı vardı. Hı hı. Geçen yıl hasta gözüküyordu ağaç. Hı hı. Ama biz bu kadar kısa zamanda gelişim göstereceğini tabii düşünemedik. Evet. Bozuk ağaçlarımızı zaten biz bir yıl değil, iki yıl süre veriyoruz. Çünkü evet. Birinci yıl toparlar, evet. Şey yapar, düzenler. Daha sonra da daha iyi hale gelir hale. Evet. Gelelim böyle, devam edelim. Mesela bu ağaçta ne vardı mesela? Bu, ağaçta, bu ağaca baktığımızda bu ağacın bir kel olduğunu görüyoruz eskiden, evet, hani evet, yapraksız. Evet. Özellikle bu yani %60 gibi bir ilmelenme gösterdi ama şu ağaç geçen yıl çok daha kötüydü. Geleceğiz oraya sırayla. Şimdi bunu çekelim bakalım. Evet. Nasıl verim durumu şu anda? Verim durumu gayet güzel. Güzel. Peki bu sene yavaş yavaş gidelim. Bu seneki iklim şartları nasıldı burada? Evet. İklim şartları standarttı. Havalar sıcak çıktı. Geçmiş yıllara bir kıyaslar mısınız? Geçmiş yıllara göre daha standart. Geçmiş yıllara göre daha şey diyorsunuz herhalde. Evet. Bakıyoruz yine gövdeye bakıyorsunuz. Bakın bu ağaçta da yine gövde gelişimi devam ediyor. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz çatlama görüyorsunuz. Gövde büyüyor, gelişiyor herhalde şu an. Yani ağaçta bir gelişme olduğunu, iletim demetlerinin açıldığını buradan anlıyorsunuz. Şu an kabuk atıyor. Yoğun şekilde çatlama evet. Devam ediyor çünkü. Evet. Evet. Bu bahçede sizin mi? Bu bahçe komşunuzun. Peki olgunlaşma durumu nasıl burada şu anda? Olgunlaşma durumu? Kararma. Şimdilik zayıf. Şimdilik zayıf. Evet. Peki sizden daha mı fazla yükü var bunun? Şu ağaçların mesela. Hemen hemen. Aynı. Aynı gibi duruyor. Evet. Ama taneler şu anda ne duruyor gözüküyor? Daha ince. Daha ince. Evet, kaç numara bunlar? Şu an bunlar zaten bakın şu daha 5 numara. Evet. 5 numara yani. 5 numara, 4 numara en fazla. Ama bugün büyüme olmuyor. Sürgün durumu da zayıf abi. Evet. Bugün gördüğünüz gibi yani sık olduğu zaman büyüme olmamış yani. Hatta kararmaya dönmüş hatta. Buyurun gelin. Şuradan bir kararandan parçalar mısınız? Mesela şurada bir kararma var değil mi? Tam olgunlaşmamış gerçi ama şekil bozukluğuna bir görelim bakın bu arada. Bakın az önce bahsetmiş olduğumuz bakın arkadaşlar şekil bu. Atılmayan bunlar. Görüyor musunuz şekil bozukluğunu? İşte bu toprak bozukluğunu ifade ediyor. Yani bugün toprak bozuk olduğunda azotu, fosfor, potasyum, mineralleri dengesizdir. İşte bundan dolayı da yani gördüğünüz gibi şekil bozukluğu at safhada. Yani bu da bunu gösteriyor haliyle. O yüzden yani şu anda bu zeytinin ister istemez fiyatı düşecek hali onu gösteriyor. Buyurun. Evet. Bakın atılmayan ağaçlar. Yine aynı zayıf ince. Evet. İnce buraya geliyoruz buyurun gelin. Atılan ağaçlar. Nasıl zeytinizin ürünü? Gayet güzel. Kopartalım şöyle. Ya kıyaslayalım orada. Buyurun. Alalım biraz daha. Alın. Nasıl sonra gördüğünüz gibi ağacın her tarafı. Güzel çekelim ağacımızı. Evet. Olgunlaşmış. Evet. Daha bir erkencilik var. Var. Evet. Buyurun gelin. Alalım buradan. Şeye bakın. Şuradaki atılmayan ağaçları kıyaslayın bakın bir. Yan yana koyduğunuz zaman. Yok. Hayır. Bu ayrı mı? Yaklaştıralım. Üstten tam dik çektiğinizde bakın şu atılan bunlar atılmayan. Şimdi şöyle koyduğumuzda bak görüyorsunuz ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an bunlar bir numara. Evet. Bunlar yine şekil bozukluğu yine devam ediyor. Bakın şurada evet. Görüyorsunuz. Armudileşme var yani. Şurada armut gibi bir şekil hı-hı. Almış. Dolayısıyla bunların hepsi sıkıntılı halde. Bundan dolayı bakın şekillerimiz düzgün. Eşit boy. Hı-hı. Hale göster. Şöyle bahçeyi çekelim. Gösterelim şu atılan bahçe. Evet. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Bunları niçin gösteriyoruz? Sadece üretmek değil, kalite evet. De üretmek. Evet. Firesinin daha az olması. Evet. Çünkü emek harcıyorsunuz. Tabii ki. Niye bunu göre bile arızalı üretelim ki yani? Tabii. Öyle değil mi? Öyle. Çünkü önemli olan şey satmak bunu. Üretmek kadar satmak önemli. Ve satmak istiyorsanız da daha kaliteli, daha şekli düzgün üretmek zorundasınız. Evet. O yüzden bir durum böyle değil mi? Mesela bu ağacın durumu neydi? Geçen yıl ağaçın üzerinde zaten bir yaprak evet. Hastalığı söz konusuydu. Halka leke vardı. Halka leke vardı, evet. Hem yani bu ağacın belki de %30'un yaprağı yoktu.
Yaprağı yoktu. Evet. Yani bu yıl biz buradan çok böyle yüksek bir kalite tonaj da dahi evet. beklemiyorduk. Aha. Yani bu şekilde hızlı bir gelişim sağlayacağı gerçekten mucize. Anladım. Çok güzel. Harika. Dolayısıyla yavaş yavaş yerleri biçeceksiniz şimdi siz. Evet. Çapa olacak burası. Evet. Gösterin şu ağaçlarımızı. Hasat hazırlık üstüne. Evet. Gördüğünüz gibi ağaçlarımız yine gençleşiyor şu anda. Özellikle budamasını bu sene güzel yapın. Evet. Zaten bu arada biz cinsini söylemedik. Bunlar gemlik evet. cinsi haline. O yüzden hani gemlikte, iznikte bunu söylemeye gerek yok ama yine de biz söyleyelim haline. Normal. Yine burada da kabuk atmaları devam ediyor arkadaşlar. Şu an gördüğümüz gibi çok güzel gençleşmesi devam ediyor. Yani dolayısıyla genç dallar bundan sonra daha yoğun çıkacak haline. Evet. Selvi, benim görmediğim başka bir şey var mı? Sormayı unuttunuz. Daha takip ettiğiniz şeylerden, evet. Takip ettiğiniz şeylerden dediğim gibi geçen yıl sulama konusunda mesela ben burayı salma suluyorum. Tamam zaten dibimizde. 6 saat, 7 saat gibi bir kısa zamanda sulanıyordu burası. Hı-hı. Su akıp gidiyordu. Evet. Bu yıl suyun akıp gitmediğini fark ettik. Tabii ki. Daha sağlıklı. Daha emdiğini, tabii. Daha iyi, sağlıklı aldığını Peki, düşünüyorum. Peki geçmiş yıllarda kaç kere suluyordunuz? Geçmiş yıllarda yani 4 defa yine... Yine aynı şekilde sürdünüz ama suyu bu kez daha iyi aldı. Tabii ki. Bu sefer daha iyi aldı. Daha iyi aldı. Çok güzel. Bu önemli konu. İrilik ilk defa bu kadar irilik. İlk defa. Peki i̇rilik. Bu sene zeytinler iri mi sizce? İri. Genel anlamda. Genel anlamda ince. Çok ince. Bu sene ince diyorsunuz evet. sadece. Çünkü niye? İklim biraz geldi gitti oldu. Evet. Bir soğuk bir sıcak. Bir yağmur evet. bir şey. O yüzden iklim biraz ister istemez böyle oldu. Yeterli. Çok teşekkür ederim Salih Beyciğim. Ben de bahçenize geldiniz. Hayırlı saatler, bol kazançlar diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bütün zeytin hocalarına selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.